Bugün sizlere kemik sağlığı için 3 önemli takviyeden bahsedeceğim. Şimdi sokağa çıksak ve 10 kişiye kemik sağlığı deyince aklınıza ilk ne geliyor diye sorsak 10 kişinin dokuzu kalsiyum diyecek. Magnezyumu da almamızı engelliyor. Yani kaş yapayım derken aslında göz çıkarıyoruz. Herkese selamlar. Ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere kemik sağlığı için 3 önemli takviyeden bahsedeceğim. Bu üçünü doğru kullandığınız takdirde gerek sporcuysanız sporcu sağlığı için kemikleriniz oldukça güçlü olacak. Gerek menopoz dönemine girmeye hazırlanan veya menopozda bir kadınsanız osteoporozdan korunmak için kemikleriniz oldukça güçlü olacak. Gerekse genel kemik sağlığı faydası için kemikleriniz oldukça güçlü olacak. Nedir bu 3 önemli vitamin? Bunları kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Gelin hızlıca videoya geçelim ve bunlara göz atalım. Videomuza başlarken aslında kemik sağlığı deyince akla ilk ne gelmekte? Kalsiyum gelmekte. Şimdi sokağa çıksak ve 10 kişiye kemik sağlığı deyince aklınıza ilk ne geliyor diye sorsak 10 kişinin 9'u kalsiyum diyecektir. Aslında kalsiyumdan daha önce hem kalsiyumun görevini yapmasını sağlayan bazı vitaminler var hem de kemikte kalsiyum kadar neredeyse bulunan bazı mineraller var. Bunlardan bugün sizlere bahsetmek istiyorum. İlk bahsetmek istediğim vitamin kalsiyum deyince de ilk akla gelen vitamin olan D vitamini. Vücudumuzda besinlerden aldığımız kalsiyumun emilmesini sağlayan vitamin D vitaminidir. D vitamini bağırsaklardan kalsiyumun emilmesini artırır. Böbreklerden ise kalsiyumun atılmasını engeller. Yani idrarla birlikte kalsiyumu atmayı engeller. Vücuda benim kalsiyuma ihtiyacım var. Besinlerdeki kalsiyum tut ve böbreklerden de dışarıya atmayı engelle sinyalini gönderen vitamin D vitaminidir. Ancak toplumumuza baktığımızda çok önemli miktarda biz D vitamini eksikliği görmekteyiz. Önce D vitamini seviyesini düzeltmeden ekstra kalsiyum takviyesi veya ilaçları kullanmak doğru olmayan bir şey ve kemik sağlığı için faydalı olmayan bir durum. D vitamini hakkında daha önce paylaştığım D vitamini hakkında her şey isimli videoyu izlerseniz orada düzeyi ne olmalı, bu optimal seviyede tutmak için nasıl idame D vitamini kullanmak gerekiyor detaylıca anlatmıştım. Ancak kısaca özet geçmek gerekirse D vitamininin normal aralığı 20 ile 100 arasında olmasına rağmen biz 50 ve üzerinde D vitamini tutmayı amaçlıyoruz. Optimal olan bu değerle hem kemik sağlığı için kalsiyumun emilmesi ve diğer sağlık faydalarını daha iyi görmekteyiz. Hem de diğer bağışıklık faydası gibi veya ruhsal sistemde olan sağlık faydaları gibi D vitamininin diğer faydalarından da optimal seviyede faydalanmış olmaktayız. D vitaminini yükselttik ve optimal seviye olan 50 üzerinde tuttuğumuzu varsayalım. Evet, biz kalsiyumu aslında besinlerle de alabiliyoruz. Kalsiyum nerelerde bulunuyor? Her ne kadar akla ilk olarak süt ve süt ürünleri gelse de kalsiyum aslında yeşilliklerde de bulunuyor. Kuru yemişte de bulunuyor. Badem gibi ve diğer tüm çekirdeklerde kalsiyum bol miktarda bulunmakta. Yine susam en önemli kalsiyum kaynaklarından bir tanesi dolayısıyla tahin tüketmekte kalsiyum alabileceğimiz doğal kaynaklardan veya incir yine en çok kalsiyum içeren meyvelerden bir tanesi. Gördüğünüz gibi işte günde bir kase yoğurt da tüketsek, kuru yemiş de tüketsek, yeşillik de tüketsek Kalsiyumu almakta çok bir problem görünmüyor. Önemli olan D vitamini sayesinde kalsiyumun emilebilmesi, emilen D vitamininin de vücutta kemiklere işlenebilmesi için görev alan bir diğer vitamin ise K2 vitaminidir. K2 vitamini D vitamini sayesinde emilen kalsiyumun kemiklere işlenmesini sağlar. Peki kalsiyum kemiklere işlenmezse ne olur? Vücutta biriken fazla kalsiyum bu sefer damar duvarında ve yumuşak dokuda çökmeye başlar. Damar duvarında çöktüğünde işte damar sertliği gibi uzun dönem bazı problemlere sebep olabilir. Yine eğer vücudunuzda varisler varsa varislerin duvarına çökerek varislerin daha da sertleşmesine ve varis artık kalıcı hale gelmesine sebep olabilir. Bir diğer çöktüğü yer ise böbrek. Böbrekte kalsiyum birikerek böbrek taşına sebep olabilir. Yani K2 vitaminini de kullanmazsanız ne kalsiyum kullanmanızın bir anlamı var ne de D vitamini seviyenizin optimal olmasının bir anlamı var. K2 vitaminini de biz her gün 100 mikrogram civarında kullanılmasını önermekteyiz. Burada da özellikle mikro enkapsüle K2 vitamini kullanımı elde edilen faydayı daha da artıracaktır. Üçüncü en önemli nutriyentimiz, en önemli takviyemiz ise magnezyum. Magnezyumun oldukça önemli bir kısmı neredeyse yüzde ellilik kısmı kemiklerde bulunuyor. Yani kemiğin en önemli yapı taşlarından bir tanesi kalsiyum olduğu gibi diğer en önemli yapı taşı da magnezyum. Ve magnezyumu biz maalesef kalsiyum kadar besinlerle alamıyoruz. Magnezyumu almak çok daha zor ve magnezyumun kan düzeyinin normal olması hücre içinde magnezyum eksikliği olmadığı anlamına gelmiyor. Toplumda önemli bir kısmımızda da magnezyum eksikliği söz konusu. Biz yine günde 200-250 mg'lık bir magnezyum takviyesi kullanımını sürekli kullanılması gereken takviyeler arasında öneriyoruz ve oldukça da kemik sağlığında fayda görmekteyiz. Daha önce paylaştığım magnezyum hakkında her şey isimli videoda neden magnezyum alamıyoruz? Magnezyum eksikliği gelişmesindeki faktörlerden oldukça uzun uzun bahsetmiştim. Ancak magnezyum ve kalsiyum ilişkisiyle ilgili olarak şöyle bir parantezde açmak istiyorum. Magnezyum eksikliğinin en önemli sebeplerinden bir tanesi de izole kalsiyum takviyesi kullanımı. Yani uzun süre sadece kalsiyum takviyesi kullandığımızda kalsiyum hasper kadar bizim besinlerden alacağımız magnezyumun da evilmesini engelliyor. Maalesef işte menopoz dönemine girildiğinde veya kemik sağlığı için D vitamini, K2 ve magnezyum ihmal ediliyor ama uzun süre kalsiyum takviyesi tek başına kullanılabiliyor. Bu dönem de biz işte yemeğin yanında yediğimiz salatadan hasber kadar alacağımız magnezyumu da almamızı engelliyor. Yani kaş yapayım derken aslında göz çıkarıyoruz. Magnezyum kullanımının kalsiyumla böyle de bir ilişkisi bulunmakta. İşte kemik sağlığı için 3 önemli nutriyent, 3 önemli mikrobesin D vitamini, K2 vitamini ve magnezyum. Bunları doğru bir şekilde kullandığınız sürece işte D vitaminini optimal seviyede tutmak için her gün en az 3000-4000 ünite D vitamini kullandığınızda, her gün 100 mikrogram mikro K2 vitamini kullandığınızda ve her gün 200-250 mg'lık bir magnezyum takviyesini hayatınıza dair ettiğinizde zaten besinlerden aldığınız kalsiyum D vitamini sayesinde emilir. K2 vitamini sayesinde kemiklere işlenir ve kemiğin diğer en önemli yapı taşı olan magnezyumla da kemik sağlığını desteklemiş oluruz. Özellikle biz osteoporozdan en çok ne zaman korkarız? Kadınlarda menopoz dönemine girildiğinde vücutta değişen ani hormon dengesinden kaynaklı olmak üzere yani östrojenin vücuttan çekilmesi bağlı olarak kemik erimesi oldukça yaygın gözlenmekte ve en önemli risklerden bir tanesi. Dolayısıyla menopoz dönemine girmeye hazırlanılan dönemden itibaren özellikle kullanmak üzere menopoz döneminde de bu üç önemli takviye hayata dahil edildiğinde kemik sağlığı için yapılabilecek en önemli şeyler yapılmış olmakta. Onun dışında gerek ergenlik ve puberte döneminde, gerek sporcular için ve genel popülasyon içinde kemik sağlığı için bu 3 önemli nütriyen oldukça önemli. bir parantez olarak da şundan bahsetmek istiyorum. D vitamini kemikler üzerinde kalsiyum emilimini sağladığı için etkili olmakla birlikte aynı zamanda kas gücünü de sağlar. Özellikle yaşlı popülasyonda D vitamini eksikliği varsa bu hem kemik erimesi olarak karşımıza çıkacaktır hem de güçsüz kaslar olarak karşımıza çıkacaktır. Genç popülasyonda kas gücü nispeten daha iyi olduğu için örneğin biz ayağa kalktığımızda bir başımız dönse veya ayağımız bir yere takılıp sendelesek kaslarımız güçlü olduğu için dengemizi tekrar sağlayabiliriz. Ama yaşlı popülasyonda eğer D vitamin eksikliğine bağlı olarak kaslarda da güçsüzlük varsa o kişiler işte ayağa kalktığında başı döndüğünde veya ayağa bir yere takıldığında dengesini sağlamakta zorluk çekerler ve düştüklerinde kemik kırığı olma riski de bir o kadar fazladır. Ve kemik eğer bir kere kırılırsa yaşlılık döneminde bir daha kaynaması ve tekrar eskiye dönmesi de oldukça zor olmakta. Bu nedenle iş işten geçmeden önce özellikle yaşlı Anne babalarımız için yapabileceğimiz en önemli şeylerden bir tanesi onların D vitamini seviyelerini optimal hale getirmek K2 ve magnezyum kullanımında hayatlarına dahil ederek kemiklerini güçlendirmek. Onlara yapabileceğimiz en faydalı şeylerden bir tanesi olacaktır. Kemik sağlığı için anlatacaklarım bu kadar. Bu 3 önemli nütriyent, 3 önemli mikrobesinin doğru bir şekilde kullanımı kemik sağlığı için yapabileceğimiz en önemli şeylerden bir tanesi. Videoyu bu kısma kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, kanalıma abone olursanız ve video bildirimlerini açarsanız yeni videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından beni takip edebilir. Kafanıza takılan soruları DM yoluyla bana iletebilirsiniz. Ayrıca Apple Podcast, Google Podcast ve Spotify gibi platformlarda Doktor Mustafa Kalkan ile Sağlık Notlarım isimli podcast serisinde de bu anlattıklarımı podcast formatına dinleyebilir. İş yaparken, araç kullanırken veya spor yaparken kolaylıkla dinleyerek bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.